Hasan Basri altına dönelim. Ee, evet. daha e, tabii ki bununla ilgili sorularımız var. İkinci turda devam ettiririz. Buyurun ilk yorumunuzu alalım. Ya öncelikle bu hani miting başarılı mıydı, değil miydi tartışması ile ilgili yani evet Hakan Bey'in söylediklerine veya diğer katılımcıların söylediklerine katılıyorum. Ee, yani kalabalığın ne olduğuyla ilgili tartışma bir yapılabilir. Ee, ama Asıl itibariyle hani mitingler tek başına, mitingin kendisi başarılı mıdır tartışmasını yapabiliriz ama mitingler e, gerçekten partinin başarısını da gösterir mi onu da ayrıca tartışmak lazım. Yani hani çok klasik örneğimiz Fahrettin Kerim Gökay'dı sanırım tabii, değil mi? Tabii. İşte paşam İstanbul diyor yani taksim mitingini göstererek. Sonra CHP ağır bir hezimet yaşıyor bu 1950 seçimleri esnasında. Yani mitinglere bakarak o mitinglerden partinin başarılı Ölçükmez. olup olmayacağına Ölçükmez. dair sonuç çıkarmak tehlikeli bir alandır işte. Bakarsınız. Çok özür yani. dilerim. Siz şeyini söylediniz. Ben hani iki cümleyle o olayın tamamını söyleyeyim. Söyleyin. İsmet Paşa geliyor İstanbul'a. Ee, Hasan Basri Hoca'nın söylediği olayı söylüyorum. Hı hı. Kendisi de söyler de özür dilerim araya. Yok, ben. Peki olur. buyurun. İsmet Paşa geldiğinde Taksim Meydanı full. Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, her taraf dolu İstiklal Caddesi. Caddelere kadar taşmış meydan. Giremiyor kimse. Fahrettin Kerim Gökay diyor ki İstanbul Belediye Başkanı. Paşam diyor işte diyor İstanbul. Yani size büyük destek var. CHP İsmet Paşa. 5-6 gün sonra Demokrat Parti. Yani Adnan Menderes'e Celal Bayar geliyorlar. Ortada bir kalabalık var. E, alanın yarısı boş. Hatta evet. tramvay geliyor. Şimdiki Etap Otel'in önünden dönüp şeye kadar gidebiliyor. Arka yola kadar geçebiliyor. Tramvay geçebilir vaziyette. Yoldan. Meydanın yarısı boş. Böyle iki mitingden sonra İstanbul'da 14 puan fark attı Demokrat Parti. Yani miting ölçü değil. Ölçü Hemenin. değil. Ha yani Böldüm özür dilerim. Bana. Estağfurullah. Yani mitinglerden doğrudan <laughs> doğruya partinin siyasi başarısıyla ilgili bir sonuç çıkarmak kolay değil ama bana sorarsanız CHP zaten bu mitingi e, bir seçim mitingi tarzında yapmıyor e, CHP bu mitingi ister e, Millet İttifakının içerisinde olsun ister kendi içerisinde olsun e, bir kendi iç hesaplaşması çerçevesinde yapıyor daha ziyade yani e, bu hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun e, davet edilmemiş olması bir anlamda dışlama olduğunu bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Ve ilerleyen süreçlerde biz buna benzer eylemlere de şahitlik edeceğiz. Ee, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş oraya gittiklerinde tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla tezahürat alabilirlerdi. Ee, bunun önüne geçmek için yapılmış bir eylem olarak okunabilir. Aynı şekilde e, İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden Oy devşiriyor olmasına karşılık o bölgelerde CHP'nin hareketlenmesini sağlamak için de yapılmış olabilir ama genel itibariyle hani iktidara yönelik iktidara meydan okuyan bir tarzını ben şahsen görmedim e, Veyahut da bu buradan iktidara meydan okuyacak bir tarz çıkmaz e, Cumhuriyet Halk Partisinin hani bir önceki tartışmada konuştuk ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun sertleşmesi vesaire partinin içerisinde de dizginleri oldukça sıkı tutmaya yönelik bir çabası var. Sıkıyor yani. Vida'yı böyle sürekli sürekli sıkıyor. İkide bir açıklamalar yapıyor. Belediye başkanlarımızın aday olmasına karşıyız diye. Şimdi ama aynı zamanda karşıdan da muazzam bir tazik geliyor. Yani hem Meral Akşener'in hem İyi Partililerin yaptığı açıklamalara bakarsanız Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun oyunu oynayış biçimine bakarsanız sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu eleştiri gelecek. Sen seçilemezsin çekil buradan. Sen Koray Para Aydın mesela. Sen seçilemezsin çekil buradan sen aday olma şeklinde tazik devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna karşı geliştirdiği taktik ise ön almak. Ön alarak al, ön işte İmamoğlu ve Yavaş'ı sahnenin dışına itmek gibi çabalar. Şimdi bu işe yarar mı? ya yani Ben CHP'nin kurumsal yapısı üzerinden düşündüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu becerebileceğini. Yani kendisinin dışındaki... İster Millet İttifakı'nın diğer partnerlerinden gelsin, ister kendi milletvekillerinden gelsin, kendisinin dışındaki adayları sahnenin dışına itmekte kurumsal olarak sorun yaşamayacaktır. Yani parti teşkilatına der ki şu 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 belediye başkanlarımız gelecek, aynen onun dediği gibi belediye başkanları gelir, şu ikisi dışlanacak, şu üçü dışlanacak diyorsa onlar çok basit bir şekilde dışlanır. Burada, burada herhangi bir sorun yaşanmaz. Yani partinin içerisinde çok önemli merkezi bir rolü olduğunu düşündüğümüz işte yüzde otuzlar otuz birler civarında oy almış Muharrem İnce'yi birkaç ayın içerisinde sistemin dışına atmayı kolayca becerdiler. Partinin içerisinde kimi istemiyorlarsa onu devre dışı bırakabiliyorlar. Bu anlamda belediye başkanları sanki bir şeyin üzerinde yürüyorlar. Yani bir uçurum, uçurumun kenarında yürüyorlar. Ee, tabii onlar da cüretkar bir şekilde denemelerini yapacaklar ama... Her an o uçurumun kenarından itilme ihtimalleri karşılarında duruyor. Çok basit itibar suikastlerine uğrarlar. Günler içerisinde bütün hava değişir. Bambaşka şeyler konuşuyor oluruz. Ama şimdi yöntem olarak iyi bir yöntem mi derseniz bence çok iyi bir yöntem değil. Aksine hem Millet ittifakının içerisinde hem de partinin içerisinde ilişkileri germek, dikleşmek... Kemal Kılıçdaroğlu bu ger, gerilimden e, basit bir şekilde onları devre dışı bırakabilir ama bu aynı zamanda da koparmak demektir. Yani bu dizginleri çok sıkarsanız bir şekilde bir yerde kopartırsınız. Yani seçime daha bir buçuk yıl kadar bir süre var ve herkes bu konuya odaklanmış durumda. Herkes kendisine yönelik taziyi artırmış durumda. Eğer masaya oturursa, bir müzakere masasına oturursa Kılıçdaroğlu bütün karşısına gelenlerin kendi parti yönetim teşkilatı hariç bütün masada karşısına gelenlerin kendisine sen aday olma diyeceklerini net bir şekilde biliyor. Yani bunu Saadet Partisi'ne dahil edebilirsiniz. İyi Parti'yi de dahil edebilirsiniz. Devası geleceği vesaireye de dahil edebilirsiniz. Bir tek HDP'nin bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok fazla rahatsız olacağını düşünmüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu baştan beri HDP'ye Yakın bir siyaseti kasten tercih ediyor. E, HDP-CHP birlikteliğine daha fazla oynuyor. İyi Parti sanki öyle veya böyle kendi peşinden gelmeye mecbur gibi değerlendirdiğini düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim ama e, özellikle İyi Parti'nin e, kendi başına var olamayacağını düşündüğünden çünkü HDP'nin HDP öyle veya böyle e, ittifak dışında ee, kalmakla ilgili bir sıkıntısı yok. Zaten onu öyle konumlandırdılar. İttifakın dışından destek verecek şekilde konumlandırdılar. Ee, ama İyi Parti'nin mecburen Millet İttifakının içerisinde var olmak zorunda olduğunu Düşünüyor ee, Bu işte zaman zaman konuşuldu İyi Parti çıkar bir üçüncü ittifak kurar mı falan filan oraya da gitmediğimizi düşünüyorum. Ee, ha ilişkiler çok gerilirse hem İyi Parti'yi hem diğer aday adaylarını agresif bir şekilde sürekli dışlayacak sürekli kendisini vurgulayacak ve bunu da acemi bir şekilde yapacak olursa bir yerlerde hatları kopartabilir. Hmm. Bir isyan, birinin etrafında bir isyan hareketi doğabilir mi? Doğabilir. Çünkü ben e, özellikle İmamoğlu'nun bu anlamda çok hırslı olduğunu ve şansını kesinlikle Nasıl kesinlikle bir isyan deneyecek. hareketi olabilir bu. Yani şimdi İyi Parti diyebilir ki bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. 3 4 parti diyebilir hatta. 3 4 parti toplanır der ki bizim adayımız İmamoğlu. Yani Kılıçdaroğlu ile birlikte İmamoğlu da mı aday evet. olur? Evet. Bir senaryo bu ama başka i̇şte senaryolar masa şey, karar verirse. Bir koparmak dediğim şey tam da bu. Yani çok gererseniz bir anda diğer partiler ya bu iş bizim istemediğimiz yöne doğru gidiyor. CHP bizimle bunun pazarlığını yapmıyor Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde pazarlığa yanaşmıyor diye düşündükleri andan itibaren yapacakları şey bu. Eğer gerçekten bu A, süreci Sankam, Koray Aydın'ın şekilde... Koray Koray Aydın'ın bu bugünkü açıklaması tam da sizi destekler nitelikte. Koray Aydın bunu, iş istediğimiz yere doğru gitmiyor açıklaması. Koray Aydın bunu daha açık bir şekilde ifade edemezdi. Yani diyor ki seçilmeyecek bir adayla Çok net gitmeyelim. Kimdir o? Kemal Kılıçdaroğlu ya hocam, bunu dediniz de aklıma Kazanmama bir. Kazanmama şey ihtimali olan bir ismin Hı. adaylığına evet demeyeceğiz. Ya hocam, ama ama el, şöyle Başak Hanım şuraya bir ekleme yapalım da, Yapın. şöyle bir ekleme yapalım. Ee, bu cevabı soru bağlamıyla ele alalım. Tabii tabii Kılıçdaroğlu yani, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet, Kılıçdaroğlu adaylığına ne diyorsunuz? Adaylık konusu gündemde cevap. Ee, bana bize söylemiş bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun adına dair. Bizim haberimiz yok dair, diyor yani. bize yani. söylemiş Bizimle bir şey yok. tartışılmıyor bu evet. mesele demek. Kazanma... O. Aynen öyle devam ediyor. Diyor ki kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir aday iyi Parti olarak kabul etmiyoruz. Herkes idealist davranmalı, nefis e, zamanı değil. Yani nefsimize ...yani olan. Koray Aydın'a şöyle bir soru sorulmuş demek. olsaydı. Yani Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı diye böyle havadan bir soru sorulmuş olsaydı. O da deseydi ki ya kazanma ihtimali olan birisi olmalı. Kazanmama ihtimali olan birisiyle yola çıkmamalıyız deseydi. Orada bizzat Kılıçdaroğlu'nu işaret etmediğini düşünebilirdik. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir soru geldiğinden iki şeyi söylüyor. Bir, bize danışılmış bir tarafı yok, bizimle müzakere edilmedi bu. Evet. İki, biz müzakere edildiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na hayır diyeceğiz diyor. Yani bu, bu çok net bir şekilde söylüyor. Ha yarın öbür gün tavır değişebilir mi? Müzakerelerde başka şeyler çıkabilir mi ortaya bilmiyorum. Ama şu an itibariyle pozisyonu, yani Koray Aydın'ın en azından herhalde partinin pozisyonu da olsa gerek önemli bir figür partinin içerisinde eee Parti'nin dolayısıyla pozisyonu bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki bizimle konuş. Bizimle konuşmadan yola çıkma. Bizimle konuşmadan yola çıkarsan bizim karşımıza geldiğinde biz sana evet demeyiz. Bunu 5. söyleşti. Ha. Bunu defalarca demiş, Ya bunun hiç etkisi bir şey geldi aklıma. Bu eder mesajlar mi? hiç peki e, diğer taraf tarafından algılanmıyor. Hiç, mu? neden algılansın? algılansın? Öteki de öbürünü bastırıyor zaten. Öteki de çünkü Kılıçdaroğlu. Tabii. Bir ya, hocanın demin söylediği ama. şeyle ilgili aklıma ilginç bir şey Hayır, geldi. Hayır, Faik Özturan, Faik Öztüran cevabı var. Ee, şöyle 3 4 saat 3 e, o 15 gibi işte bu açıklama şeyin e, Koray Aydın'ın Faik Bey'e soruyorlar. O da şöyle bir fake atıyor ama bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanlığımız genel başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez. Hadi buyurun. Yani Koray Aydın'ın bu açıklaması bizi bağlamıyor diyor. Biz diyor parti ve genel başkanımızın dediği üzerinden devam ediyoruz. Aynen öyle diyor. Şimdi Aynen öyle. Hoca diyor. dedi ya. Ha, pardon, evet. Ulki Bey, siz abi. bir şey söylüyordunuz, Duyamadık onu ama. Ee, burada var ya e, CHP'nin anketinde ikinci soru. Bu evet. Bu ikinci sorunun yani bu anketin yapılması ve ikinci soruyla ilgili alınan cevapları da bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Tamam, yani o zaman bir e, tamam. Çok özür dilerim.